Sevgili yarışseverler, 26 Temmuz Cuma İstanbul Gece Yarışları'yla sizlerle beraberiz. Bugün İstanbul'da 9 koşulu program var. Tüm programı sizler için yorumlayacağım. Umarım kazançlı olan atları biliriz, sizlere yardımcı oluruz diyerek sözlerime başlamak istiyorum. Kanalıma abone olmayı unutmayın. Yorumlarınızı bekliyorum. Sormak istediğiniz safkanları zaman zaman yarışseverlerimizden soran oluyor. Hepsine cevap vermeye çalışıyorum. Sizler de tuttuğunuz isimleri bana sorabilirsiniz diyerek altılı ganyan yorumlarına geçiyorum. Birinci koşuyla birlikte ilk altılı ganyan başlayacak İstanbul gece yarışlarında. Yarışa baktığımızda geçtiğimiz yarışta kendisinin yarışını anlattığım ve adeta anlattığımız gibi kazanan bir Baldemar görüyoruz. Bir numaralı Baldemar. Yine bugün önlerde çok süratli gitmeyecek yarışta, kendi temposunu vereceği yarışta sonlarda da güçlük alarak fotoyu önde geçebilir. İlk şanslı isimdir. Muhtemelen de altılı ganyanın, birinci altılı ganyanın ilk ayağını kazanabilir. Tek bir isim önereceğim, o da hep uzunlarda koşan, hep iyi koşmasını beklediğim Kum Çim. Bir hep beni yanıltan, ancak bugün bence orta mesafede çok iyi koşacağını, kısa mesafede çok iyi koşacağını düşündüğüm 9 numaralı Munşao, 1 numaralı Baldemar'ın kötü koşması halinde devreye girebilecek tek isimdir. Geçiyorum ikinci koşu. 3 şartlı İngilizlerin 2 yaşlı, 2 yaşlıların mücadelesinde yarışa baktığımızda 1 numaralı Winnerman ve 2 numaralı Sayata'yı görüyoruz. 2 numaralı Seyate son koşusunda ekürülerine fedai koşmuştu. 400'lere kadar önde gelmişti. Düşen temposuyla Call to Victory'nin kazandığı yarışta geri planda kalmıştı. Bir önceki yarışını da Akın Sözen'le çok kolay kazanmıştı. Bugün başlara geçecek ağır kanlı tam 1 numaralı Winnerman'in de her an yakalayabilir, ancak ben önce ilk şansı Sayata'ya veriyorum. Çünkü daha çabuk ayağa sahip, o yüzden 2 numaralı Sayata ilk şanslı isimdir. Tabii ki 1 numaralı Winnerman, bir Winner Win yavrusu Emma'dan olma. 1 numaralı Winnerman de ahır kanıyla muhtemelen sonlarda çok etkili gelebilir. Sayata'nın temposu düşerse koşuyu lehine çevirebilir diyerek sözlerimi tamamlamak istiyorum. Geçiyorum 3. koşu. Ünal koşusu kısa vade 6 mücadele. 2 safkan önereceğim. Son yarışında Yeltay ve Civanta'ya saldıran, Hışman Çizik'le o gün start alan 2 numaralı Bodrum Kalesi bugün Gökhan Kocakaya'yla start alıyor. Önde Gökyüzü gidecek, hemen peşlerine takılacak olan 2 numaralı Bodrum Kalesi bugün Gökhan Kocakaya'yla çok iyi koşabilir. Daha önce Gökhan Kocakaya'yla da bir kez kazanmıştı. Tek bir isim önereceğim. Son 2 yarışında hep iyi koşmasını beklediğim, sürekli düzlüğe elini oynatmadan çıkan ancak sonlarda arttıramayan, bu artık onda bir huy oldu. Zaten 7 yaşına geldi kısrak. Gözyaşı gecesi. Bugün yarıştaki tek kısrak olduğundan 5 numaralı gözyaşı gecesi de erkek rakiplere diş geçirebilir diye sözlerimi noktalıyorum. Geçiyorum 4. koşuya. 4 ve yukarı Arapların 16 handikap mücadelesi. 2. altılı ganyanın ilk ayağı 4. koşu. Yarışa baktığımızda 4 safkan şanslı gözüküyor. Bunlar Ankara'da son start aldığı yarışta ilk şans önermeme rağmen beni yanıltan, bugün daha önce kazandığı sentetik pistte koşacak olan, uygun kilosuyla start atacak olan, moralli jokeyi Gökhan Yıldız'la da bu koşuya katılacak olan 10 numaralı Baycınar ilk şanslı isimdir. İkinci rakip, önlerde bugün fazla rahatsız edileceğini düşünmediğim, son yarışında her gele gibi klas bir safkana geçinen, bugün kendini Kemal Kurt'la birlikte fotoya atacağını düşündüğüm 7 numaralı Yeşiltaş Baycınar'a rakip olacaktır. İki isim daha var. Bunlar son yarışını Zülfikar'la kazanan, birde bir yapan jokey ile yurt yapan ve yine Hışman Çizik'le zaman zaman iyi anlaşan kalite safkan ve ne zaman ne yapacağı belli olmayan 5 numaralı Efesli altılı ganyanın ilk ayağında şanslı isimlerdir. Geçiyorum 5. koşu. 3 yaşlı İngilizlerin Maiden mücadelesinde. Ben burada sizlere tek bir safkan önereceğim. Gördüğü sentetik pist yarışları sonrası bugün ilk kez çim pistte start alacak olan bir Seldas Gör yavrusu, müyesser estetistin anne kardeşi, 1 numaralı After Gold bugün Saadettin abiyle start alacak. Yarış gidişatının da lehine olduğunu düşündüğüm 1 numaralı After Gold, müyesser estetikte ilk yarışına çim pistte çıktığı ilk yarışını kazanmıştı. Bence kardeşi de bu başarıya ulaşacaktır diyerek 1 numaralı After Gold'u sizlere öneriyorum. Geçiyorum 6. koşu, merhum Ahmet Atman koşusu, kısa vade 8 mücadele. Yarışa baktığımızda ihtiyar kurt 3 numaralı Blaze to Win Gökhan Kocakaya ile start alacak. Mesafe biraz daha uzadı. Önde de Stallion Falcon, Depository, Behram Kale gibi süratli safkanlar var. Yarış gidişatını iyi okuyacağını düşündüğümden 3 numaralı Blaze to Win ilk isim. Bir isim daha önereceğim. O da Stallion Falcon ve Behram Kale'nin hemen peşine yatacak olan.
Bu kez Hışman Çizik'le ilk kez start alan kalite safkan 6 numaralı Corcovado son yarışında Mr. Görkem'i geçmişti, oğlum Berat'ı geçmişti. Bugün 6 numaralı Corcovado 3 numaralı Blaistuvi'nin rakibi olacaktır. Geçiyorum 7. koşu 5 şart 3 yaşlı Arapların mücadelesinde. Son 2 yarışında sizlere tek önerdiğim Ankara'da rakibi çıkınca bir türlü etkili sprintini yapamayınca ikinci kalan. Son Kocaeli yarışında da sürekli dışarıları dolandığı için Selim abinin bir türlü ritmi bulduramadığı 2 numaralı Güneş'i gördüm. Bugün önde gidecek safkanları Spartacus, Kral Onur, Sinsi Çakal hatta Duman gibi safkanların önde süratlendireceği yarışta sonlarda çok iyi geleceğini, bence daha iyi anlaşacağı binicisi Ahmet Çelik'le de ilk kez koşacak olan 2 numaralı Güneş'i gördüm. Tek koşup kazandığı sentetik pistte tekrar kazanmayı başaracaktır diye sizlere söylüyorum. Geçiyorum 8. koşu 3 yaşlı İngilizlerin maiden mücadelesinde. Son yarışlarında hep sentetik pistte start alan, artık çim pistte de daha önce bir ikincilik bir sekizinciliği buluyor. Bugün yeniden çim pistte ve uzayan mesafeyi bulan 1 numaralı Elivins ekürü desteğiyle sonlarda çok etkili gelip bu koşuyu kazanabilir. Tek bir isim önereceğim, 4 numaralı Flying Face. Bildiğiniz gibi Curtarallo'nun anneden Gino Montana ve Moltovene'nin öz kardeşi. 4 numaralı Flying Face gördüğü yarışları çok başarılı. Bugün Hışman Çizik'le bir anda yürüyüp 400'den sonra fotoyu önde geçebilir. Sizler bu koşuya kendi tuttuğunuz safkanları mutlaka değerlendirmenizi öneririm. Ve geliyorum İstanbul'da son koşu. 4 yaşlı Arapların 3 şart mücadelesinde sizlere burada tek bir safkan önereceğim. Son 2 yarışında sürekli oynamama rağmen beni yanıltan, bir türlü yarış içinde istediği yeri bulamayan, bugün Deniz Yıldız'la start alacak olan, önde süratli gidecek koşuyu lehine çevireceğini düşündüğüm 10 numaralı Derin Deniz bence bugün bir aksilik olmazsa sonlarda çok etkili sprint atıp fotoyu önde geçebilir. Zaman zaman atlarımız hep ikinci oluyor. Söylüyorum, at yarışı atletizm gibi olsaydı ben neredeyse her gün belki kazananı bulabilirdim diyerek sözlerimi tamamlamak istiyorum. Çünkü gerçekten bazen yarış gidişatları inanılmaz etkiliyor hem atları hem jokeyleri. O yüzden sizler mümkün oldukça kendi tuttuğunuz safkanları kuponlarınıza yazmayı unutmayın. Kanalıma abone olmayı unutmayın. Hepinize bol şanslar, mutlu günler diliyorum.